Herkese merhaba, ben İmge. Bu hafta ufak bir video serisiyle birlikte beraber olacağız. Bildiğiniz gibi sömestr tatili için geri sayım başladı. Kendinize ayırabileceğiniz şahane bir 15 gününüz var. Bu 15 gün boyunca neler yapabilirsiniz, nasıl keyifli hale getirebilirsiniz, onlardan bahsediyor olacağım. Bugün o serinin ilk videosuyla birlikte beraberiz. 15 güne 15 etkinlik. O zaman hiç vakit kaybetmeden şehirde ne varmış birlikte bakalım. Dönemin yoğunluğundan ve sınav stresinden kurtulduktan sonra ben hemen kendimi ödüllendirmek istiyorum, hemen kafamı dağıtmak istiyorum derseniz tarihler 20 Ocağı gösterdiği zaman Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sizin için şahane bir etkinlik var. Genç bir şenlik. Bildiğiniz gibi pek çok konserde ne yazık ki bir 18 yaş sınırı bulunuyor ve 18 yaşının altındaki arkadaşlarımız bu tip etkinliklerden pek faydalanamıyor. Genç bir şenliğin diğer etkinliklerden farkı bir yaş sınırının olması fakat 21 üst yaş sınırının olması. Yani bu ne demek oluyor? Eğer 21 yaşın üstündeyseniz bu festivale katılamayacaksınız anlamına geliyor. Bu da tamamıyla genç ruhların, gençlerin doyasıya eğleneceği bir festival olacağı anlamına geliyor. Festival kapsamında Teoman, Manga, Ezel gibi müzik dünyasının başarılı isimleri sahne alıyor olacak. Bilet fiyatları ise 80 lirayla 99 TL arasında değişiklik gösteriyor. Semester tatili boyunca o boşluğa denk gelen aslında şehirde çok keyifli etkinlikler var. Onlardan bir tanesi de BKM Mutfak Unique etkinlikleri. Sömestr tatiline iki tane etkinlik denk geliyor. Bunlardan bir tanesi model grubundan tanıyacağınız Fatma Turgut'un konseri. Bir diğeri ise Kalben. Ancak ne yazık ki bu etkinlikte bir yaş sınırı var. Eğer 18 yaşın altındaysanız da ebeveynleriniz eşliğinde bu tip konserlere gidebiliyorsunuz. Ben ebeveynimle bir yere gitmek istemiyorum. Bana sen lütfen yaş sınırı olmayan bir konserle gel diyorsanız 29 Ocak tarihini ajandanıza, aklınızın bir köşesine not edin. Çünkü bence son dönemlerin en iyi çıkış yapan isimlerinden ve eğer Kalben'i hiç canlı izlemediyseniz, onun müziğini ve sesini çok seviyorsanız Caddebostan Kültür Merkezi'nde hem de yaş sınırsız bir konser olacak. Konserin biletleri ise 51,5 TL. Biraz İstanbul'dan bahsettik, gelelim İzmir'e. İzmirli rock severler için harika bir etkinlik haberi var. Dördüncüsü geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul'da düzenlenen bir festival vardı. Yavuz Fest. Rock müzik severler onu aslında çok yakından tanıyacaklardır. Yavuz Çetin'in bu yıl ölümünün 17. yılı. Dostları, müzisyen arkadaşları, dinleyicileri ve oğlu Yavuzcan Çetin ile birlikte anıldığı bir etkinlik olarak, bir müzik festivali olarak gerçekleşiyor. Konserden uzaklaşıp birazcık workshop etkinliklerine doğru şöyle bir yol alalım. Yemek yemeyi hepimiz seviyoruzdur ama yemek pişirmeyi hepimizin sevdiğini söyleyemeyeceğim. Yemek pişirmeyi yemek yemek kadar seviyorsanız ve İzmir'de oturuyorsanız 6-18 yaş arası gençler için bir mutfak workshop'ı gerçekleştiriliyor olacak. Bu workshop'a katılmak için herhangi bir mutfak yeteneğinizin olmasına gerek yok. Sadece bunu seviyor olmanız yeterli. Değişik tatlar deneyeceksiniz, hünerlerinizi sergileyeceksiniz. Gün sonunda ise bu pişirdiklerinizi derseniz eve de götürebiliyor olacaksınız. Etkinliğin fiyatı ise 70 TL. Workshop demişken bu kez de İstanbul'da çikolata severler için bir workshop haberi var. O da kahve dünyasının düzenli olarak düzenlediği workshoplardan bir tanesi. 28 Ocak'ta bu kez Cozy AVM'de olacaklar. Çikolata yapımını öğrenip tadıp güzel güzel kutular halinde sunumlar yapıp gün sonunda da o çikolataları alıp evinize götürebiliyor olacaksınız. Biraz daha böyle sanatsal aktivitelere geçecek olursak 12 Ocak 4 Şubat tarihleri arasında Pera Sanat Müzesi'nde gerçekleşecek olan şahane bir etkinlik var. Eğer kedi seviyorsanız, kedi videoları izlemeyi seviyorsanız, fenomenler kadar kedilere de hayransanız o zaman bu etkinlik tam size göre olacaktır. Pera Müzesi yeni yılın ilk günlerini içinde muhakkak bir kedi hikayesi barındıran filmlere ayırmış. Fransa'dan Türkiye'ye kadar pek çok dünya sinemasının içerisinde kedi hikayesi barındıran filmlerini izlemek isterseniz 12 Ocak 4 Şubat tarihleri arası Pera Sanat Müzesi'ne uğrayabilirsiniz. Etkinliğin bilet fiyatı ise 20 TL. Sergiyle aranız nasıldır bilmiyorum ama bir yerlerden başlamak isterseniz
15 Ocak 15 Şubat tarihleri arasında dünyanın en büyük ve en kapsamlı sergisi olan Leonardo da Vinci sergisi Unique İstanbul'da Unique Müze'de olacak. Rönesans döneminin en büyük dahisini keşfetmek isterseniz Belçika'daki premierini yaptıktan sonra dünya turuna ilk kez İstanbul'da başlıyor olacağız. İstanbulluların yine tatil kadar merakla beklediği bir şey varsa o da kardır. İstanbul'da yaşıyorsanız ve gerçek bir kış festivali geçirmek istiyorsanız 18 Ocak 25 Şubat tarihleri arasında İstanbul Winter Dream Festivali'ne muhakkak katılmalısınız. Kış festivalinde olması gereken her ne varsa hepsini burada bulabileceğiniz bir etkinlik gerçekleşiyor olacak. Bilet fiyatları 45 ile 110 TL arasında değişiklik gösteriyor. Gelelim birazcık da sahne ve tiyatro konusuna. Eğer 20 Ocak 25 Şubat tarihi arasında kendinize bir vakit ayırmak isterseniz Unique tiyatro etkinliklerinde gerçekten herkese uygun bir tiyatro oyunu var. Bilet fiyatları oyunlara göre değişiklik gösteriyor ama Biletix'e girdiğiniz zaman Unique tiyatro etkinlikleri yazdığınız zaman sevdiğiniz bir oyunu seçip oradan fiyatlarını görebilirsiniz. Tiyatroyu da severim ama bana şöyle birazcık dansla, görsel şölenle gel İmge derseniz o zaman size önereceğim etkinliklerden bir tanesi Anadolu Ateşi olacaktır. Artık bildiğiniz gibi Anadolu Ateşi dünyaca ünlü bir dans topluluğu haline geldi. Ve 27 Ocak Cumartesi günü de 5001. performanslarını, gösterilerini sergilemek üzere Moy sahne üzerinde olacaklar. Bilet fiyatları 78,5 TL ile 134,5 TL arasında değişiyor. Arzu Travma tiyatro tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen oyunlardan bir tanesi. Erin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu gibi tiyatronun önde gelen isimlerinin yer aldığı oyunu eğer vaktiniz varsa muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Onun da bilet fiyatları 56 TL. Aramızda Küçük Prens'i sevmeyen var mı diye sormak istiyorum. Ben Küçük Prens'e çok büyük hayranıyım. Eminim aramızda da ona çok büyük hayran olan arkadaşlarım vardır. Kitabını okumak kadar oyununu izlemek de bir o kadar keyifli. Eğer henüz buna şahit olmadıysanız biletler 28,5 TL. Hem dans olsun, hem müzikli bir görsel şölen olsun, hem de tiyatro olsun derseniz ödüllü oyunculardan Levent Üzümcü ve Neslihan Yelda'nın yer aldığı Bir Yaz Gecesi Rüyası'nı muhakkak izlemelisiniz. Bir Yaz Gecesi Rüyası 20 Ocak'ta İzmir'de olacak, 21 Ocak'ta Bursa'da olacak, 30 Ocak'ta da Unicol'de olacak. Sektörde olduğu gibi sanat camiasında da kadınların erkekler kadar desteklenmediğini düşünenlerdenim. Şimdi bahsedeceğim oyunsa 6 tane başarılı kadının bir araya geldiği harika bir stand-up grubu. Hatunlar stand-up grubu. Kadınların WhatsApp grubundaki eğlenceli diyaloglardan erkekleri çekiştirmeye kadar böyle kadın odaklı, keyifli, eğlenceli bir stand-up gösterisi sunuyorlar. Eğer siz de benim gibi bu kadın gücüne inanıp onları desteklemeyi sevenlerdenseniz lütfen 31 Ocak tarihini ajandanızda not edin. Bahane Kültür'de olacak. Bilet fiyatları da 40 TL. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım semester tatilinde size alternatif olabilecek birkaç tane öneri sunabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.